Evet, 14 nolu sorunun çözümüne geçiyorum. Bu soruda kimyasal bağlarla ilgili basit bir soru sorulmuş. Hangisinin iyonik ya da kovalent bağ içerdiği belirtilmiş. Kısa bir bilgi. Metalle ametalin yapmış olduğu bağlara biz iyonik bağlar diyoruz. Ametallerin elektron ortaklaşmasıyla yapmış olduğu bağlara da kovalent bağ diyeceğim ama kovalent bağ da kendi içerisinde polar ve apolar olmak üzere iki grupta inceleyebilirim. Eğer bağ meydana getiren atomlar aynı atomlarsa elektron ortaklaşımı eşit ve dengeli olduğu için evet bu tür bağları apolar kovalent bağ diyeceğim ama bağ meydana getiren ametaller farklı ise elektron paylaşımı eşit olmadığı için bu tür bağlara da polar kovalent ismini vermiştik. Şimdi bakıldığı zaman bize X11 atom numaralı Y9 bir de Z8 olmak üzere 3 tane element verilmiş. Sizler bunların elektron dizilimini yaparak değerlik elektron sayısından metal mi ametal mi bunu anlamanız mümkün. X'in elektron dağılımını yaptığım zaman 2,8,1, Y'nin elektron dağılımını yaparsam 2,7, Z'nin de elektron dizilimini yaparsam 2,6 şeklindedir. Bildiğiniz gibi özel durumlar haricinde son yörünge elektron sayısı yani değerlik elektron sayısı 1, 2, 3 olan elementlere biz metal, evet 4, 5, 6, 7 olanlara genelde ametal, 8 olanlara da soy gazı adını vermiştik. Bu durumda elementlerin türünü belirledikten sonra X, Y bileşiğini yapan elementlere bakıyorum. X elementinin değerlik elektron sayısı 1 olduğu için metal. Y'nin de değerlik elektron sayısı 7 olduğu için ametal. Metalle ametalin yapmış olduğu bağ türüne iyonik diyorum. Birinci faydanız doğrudur. İkincisi Z2'ye apolar kovalent bağ demiş. Belirttiğim gibi Z burada bir ametaldir. Aynı tür ametaller bağ yaptıysa bağ türüne apolar kovalent bağ demiştim. İkinci ifadem de doğru. Evet, ZY2 molekülüne bakıldığında Z elementi ametaldi. Değerlik elektron sayısı çünkü 6. Y elementi de ametaldi. İki tane farklı ametalin yapmış olduğu bağ türüne de polar kovalent bağ demiştik. Son ifademiz de doğru. Bu durumda sorunun cevabı E seçeneğidir.